Bugün biz madem bir rehle ile yola çıktık ve din öğrenmek istiyoruz, hiçbir şekilde ailesiz bunu yapamayacağımıza inanmamız gerekir. Asla ailesiz yapılamaz bir iş. Bir araba motorsuz gider mi diye sorulsa gider derim. Salarsın yokuştan aşağı, durmadan gider. Ailesiz ne alim ne öğretmen bir santim gidemez ama. Çünkü ailesinde istikrar oluşturamayan bir santim gidemedi. Ama kendisine Cebrail'in selam getireceği bir eşe sahip olan bir peygamber de 23 senede insanlığı dönüştürdü. Aile, alimin de, siyasetçinin de, bütün Müslümanların motor gücüdür. O motor gücü kadar herkes aslında vardır. Ey insanlar! Allah hepimizi eşit yarattı. Takvadan başka üstünlük yoktur diyen bir alim, cuma hutbesinden sonra hanımıyla öğle yemeği için buluştuğunda "Şşt, yemek hazır mı?" diye hanımının ismini bile anmayacak kadar kadını ezen, Allah'ın adıyla kıydığı nikahı beş paralık hale getiren adam, bir dahaki cumaya kadar okuduğu hutbeden esasen bir satırı daha insanlara tesir etmeyecektir. Çünkü plastik çiçek gibi sadece görüntüsü var, toprakla bağı olmayan, su döksen de dökmesen de karakteri değişmeyecek, çiçekleri açmayacak olan bir yapı o. Ya Erhamer Rahimin, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلها وأتم علينا يا رحمن الرحيمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة